sultanım, bu melun kabusa itibar etmeyiniz. Şehzademiz Cihangir Hazretleri vefat ettiğinden bu yana bir gün rahat uyku görmediniz. Anlatın bu rüyayı atın üstünüzden. Dillendirmeye bile korkuyorum. Bu bir kabus mu yoksa istikbalde beni bekleyen felaketlerin bir alameti mi bilmiyorum. Allah'ım sen Sultan Süleyman'ı ve evlatlarımı koru ya Rabbim. Sultanım, biraz olsun içiniz ferahlasın. Mihrimah Sultanımız iyiydi, gözlerinizle gördünüz. Ne işi var bu hatunun burada? Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi bir malumatım yok. Ne arıyorsun burada hatun? Beni siz çağırdınız sultanım. İçinizi kaplayan kederli dün gece gördüğünüz rüyalara bir mana bulayım diye çağırdınız. Unutmayın ki rüyalar aynadır. Bazıları içimizi görür, bazıları istikbali. Sen nereden biliyorsun bunları? Mükafat ya da ceza bilinmez. Lakin ben kalplerde olanları hissederim. Şimdi sultanım, akar bir suya söyler gibi bana bütün gördüklerinizi anlatın. Tüyler ürperten bir ses duydum evvela. Taşlıma çıkıp baktım hemen. İstanbul. Saray. Bütün dünya yıkılmış, viran olmuştu. Gökyüzünde kara bulutlar vardı. Şehzadelerime, hünkârıma bir şey mi olacak? Bütün bunlar buna mı delalet? Kıyamet bu sultanım. Kıyamet çok yakında kopacak. Ne kıyameti hatun? Bütün bunları ancak Allah bilir. Herkesin ölümü kendi kıyametidir sultanım. Kıyamet size bir şey olursa kopacak. O vakit Sultan Süleyman Han karanlıklara gömülecek. Şehzadelerinizin kalkanları inecek. Siz bütün cihana hükmediyorsunuz. Siz yıkılırsanız cihan yıkılır. Ne diyorsun sen hatun? Sen buraya sultanımızı üzmeye mi geldin? Ağlat! Derhal bu hatunu alıp götürün. Bir daha da saray Hümayun'un kapısından içeri girmeyecek. Haydi!